Resmi sayfadan yapılan açıklama kısa bir, e, tabi Rus'un Özbek'in açıklamaları sonrasında ekleme gibi olmuş aslında. Olayı sağ dışına çıkaran algı yapan hatta devletimizin güvencesiyle ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli Ligimize nereden aldıkları belli olmayan parantez içerisinde ünlem, güç ile. Bitirmeyiz tehdidi savuranlar milyonlar önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğinde futbolu sağ dışına çıkarmayın yanıtı verdiler. Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz diye. Erden Timur'un açıklamasıydı değil mi? O? Şimdi bak ben Onu hayır, doğru da. Biraz bak daha kirli artmış. Yani. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Erden Timur sonuçta genç bir yönetici. İlk defa Galatasaray'da yöneticilik yapıyor. Daha önce işte basketbol şubesine yaptı. İşte profesyonel bir destek vardı. Ama yöneticilik anlamında ilk kez profesyonel yönetim. Yani ilk kez daha doğrusu yönetimde. Sportif aşı yönetiminde bu arada ama kulübün sonuçta e, sportif kararlarında önemli bir mekanizma. Kendisi Alanya spor maçı. Bak Melike ben o maçta stattaydım. O maç yani çok ağır sonuçlar olabilirdi. Yani e, Tarihimizde vardır yani böyle enteresan ve çok ağır sonuçların yaşandığı, çıktığı maçlar vardır. Şimdi böyle bir travma yaşanmış. Ali Palabayık olayı ki haftalarca maç almadı. Böyle bir maçtan sonra çıktı sıcağı sıcağına Erden Timur değerlendirme yaptı. Haftalar sonra dedi ki evet ben de bir sonra eşimle işte biz bir izlediğimde ya söylememem gereken bir cümle evet. sarf etmişim dedim. Evet. Şimdi bu öz eleştiri yaptı. Şimdi... O cümleden yola çıkıp sanki böyle gizemli <laughs> bir hava yaratıp e, az önce hani sürekli algı gerçeklerin önüne böyle geçiyor işte. O zaman ne oluyor? Yani bir Galatasaray e, kulübü de ya da profesyonelde çıkar Ali Bey'in geçmişte yaptığı açıklamaları gündeme getirir. Siyaset geçen sezon haftalarca siyaset konuşuldu. Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürmek için her türlü şey senaryo üretildi. Her türlü senaryo üretildi. Trabzon'un futbolu oynadığı oyun görmezden gelindi. Çatır çatır oynadılar. Allah var oynadılar. İlk maçtan eksik kaldıkları birçok maçta deplasmanda, iç sahada sonra da bütün dünyaya e, örnek olabilecek hatta konu olabilecek, haber olacak sevinç gösterisini de onlar yaptı. Niye rahatsız olayım ki? Yani Trabzonspor anasını ak sütü gibi helal bir şampiyonluk elde etti. E, gayet de güzel İstanbul'da bayrağını dalgalandırdı. Ben bir şahsen bundan hiç rahatsız olmadım. Şahsen bu, bunu bile problem yapanlar oldu. Mesela Ali Bey bundan rahatsızlık duydu. Ya niye gerek yok? Yani niye bir gerilim yaratıyoruz ki? Ya yani niye bir gerilim yaratıyoruz? İşte ben e, burada bitirmeyiz diyaloğu ve cümlesinin sürekli sezon içerisinde Erden Timur tarafından ki Alanya Galatasaray maçı. Ya o maç çok böyle ağır sonuçlar doğabilirdi. Çünkü bardağı taşan son damlaydı. O maça kadar bir süreç yaşanmış. Ee, Galatasaray'ın puan kaybettiği Bütün maç Trabzon deplasmanında dahil. Kayseri'de verilmeyen penaltı. Trabzon'da verilmeyen penaltı. Hı. Alanya maçında verilen kırmızı kat. Giresun maçında verilen 2 ya da üç penaltı. Hepsinde Galatasaray'ın aleyhine bir süreç işlemiş en sonunda Galatasaray'ın yöneticisi de yani taraftarda tepki gösteriyor. Niye hakkımızı savunmuyorsunuz? Bu yani Galatasaray'ın var merkezli yaşadığı problemlerin bırak tamamını yüzde Fenerbahçe yaşasaydı yine Fenerbahçe bu şekilde sessiz kalır mıydı? Ki sessiz de pek kaldığını söyleyemem. Fenerbahçe ilk haftalarda hakemlik bir durumu yoktu zaten. Yani. Ama şu an hiçbir takım yani sessiz kalmıyor. İyi gitse mesela Galatasaray'da Şimdi iyi şöyle. gitse de sessiz kalmıyor. Fenerbahçe Kötü sessiz, kalıyor. Fenerbahçe sessiz, kal sessiz, kal sessiz, Ta ki belli bir süreye kadar. Ta ki yani çünkü işlerlik dönemi yolunda gidiyordu Fenerbahçe için. Böyle Fenerbahçe çıkıp... Ama Serdar'ın söylediği orada önemli. Hani dedin ya biraz da o baskıyla bunu yapmak zorunda hissediyorlar. Yani Tabii. yoksa hani keyfi zorunda bir şekilde hadi ortalığı karıştıralım ben, gibi bir şey ben değil bu. Ben Biraz fazla uzattım Esra. galiba. Kusura bakmayın. Rica yani bu da biraz sana biz. Ay, biraz dolayayım. bak haftalarda çağırmıyorsun beni. Ee, <laughs> ya burada biraz da bence işler yolunda giderken, sonuçlar iyiyken çok fazla bu konu gündeme getirilmiyor ama ne zamanki saha sonuçları aleyhinize dönmeye başladığınız vakit suçluyu ya da sorumluyu biz dışarıda arıyoruz. Genelde de böyle oluyor. Serdar devam et istersen. Ya her iki cepheden de bakmak lazım. Galatasaray'ın özellikle ilk 10 haftadaki hakem hatalarıyla kaybettiği bir süreç var mı? Var. Evet. Ee, bir Gaziantep maçı oynadı. Alanya maçı, Abdülkerim'in kartları vesaire. Ee, oldu mu bu hatalar? Oldu. Ama bunun sonucunda Sayın Erden Timur'u maç sonunda açıklaması ligi bitirmeyiz ifadesi yanlış. Yani buna olumlama yapmak mümkün değil. Yani bu ifadeyi kullandığınız zaman bunun ileride mutlaka bir sorun teşkil edeceğini bilmeniz gerekiyor. Bugün de yine Fenerbahçe'nin şu açıklamalarına bir olumlama yapmam mümkün değil. Yani her kaos anında işte bugün işte televizyona çıkalım. Neyi tartışacaksınız abi televizyonda ben anlamadım. Vallahi anlamadım. Yani ne olacak şimdi iki başkan oturacaklar buraya televizyonda konuşacaklar ve biz şey mi diyeceğiz? Aa bak Ali Koç kazandı veya aa bak gördün mü Dursun Özbek ne güzel cevap verdi falan hani. Hayır vallahi, ben, e, yani ikisi de ilk düşüncelerini paylaş bu bir haber kanalında başkanlar bir araya geldiler, konuştular ya hatırlayın geçen seze. Belediye başkan. Yok, adayların. Kulüp başkanı, kulüp başkanı, 4 başkanı. Evet. Ama ya yani burada, bunlar güzel şeyler birbirleriyle Bu değil. Bu, 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 bu başka. başka... Bu, bu sebebi yani oradaki Ben o yüzden mu... diyorum gelin ben kimim falan yapalım işte yani. Ortada mutedil bir iklim varsa buna eyvallah. Ama burada olan şu olacak. Hangi başkan bak ağzının payını verdiye gidecek iş sosyal medyada gördün mü bak bizim başkan ağzının payını nasıl verdi? Şimdi burada da tepkiler var mesela İzli, izleyeceğim şey. Fenerbahçeliler e, mesela Nevzat'a kızıyor. Galatasaraylar ne yapıyor? Galatasaraylar e, Fenerbahçe'ye kızıyor. Heh. Serdar sana hiç kızan yok <laughs> bu konuda. Bu da bir sorun. <laughs> Rahat olabilirsin. Bu da bir problem. Bu da bir problem. Ama bence. esas problem orada. Bana Belki da kızıyorlar. De. Neden <laughs> kızıyorlar Ama, bilmiyorum. Ben e, şöyle söyleyeyim. Futbol iklimimizde maalesef e, kötü bir yarış var. Yani bizim ilkokul sıralarında yaptığımız biraz daha böyle daha cengaverlik diye nitelendirdiğimiz şeyi bu futbol iklimine empoze etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani futbol gerçekten de saha içinde yaptıklarınızla ilintili. Şimdi sene başında Galatasaray'da problemler vardı. Hakem hataları oldu ve Galatasaray puanlar kaybetti, bitti gitti. Şimdi Fenerbahçe'de de saha içinde problemler var. Hakem hatası oy oldu olmadı vesaire bunları da dahil ediyoruz. Ama bunu buralarda aramak, bahaneyi buralarda aramak, hatayı buralarda aramak Fenerbahçe'yi iyiye götürmeyecek ki. Ya şimdi ben açıkça şu tarafındayım işin. Galatasaray'da işte bir Giresun maçı oynadı, Ümraniye maçı oynadı, kötü oynadığı birkaç Kayseri maçı. Buralarda saha içinde eleştirilerimi yaptım. Bugün de aynı eleştiriyi yapıyor Ve Galatasaray buradan bu iklimde ee, bu hataları gidermek zorunda. Aynı şey bugün Fenerbahçe kötü giderken de söylüyorum. Jesus ısrarla ara ile oynamaya devam ediyor ve o ara o her stoperlerin ara arasına girdiğinde Crespo'nun canı çıkıyor.